Şeker banki hisse senedi hakkında 5 detay. 1953 yılında Eskişehir'de kurulan Şeker Bank, 1997 yılında halka arz edilmiştir. Borsamızda hacim açısından en fazla tercih edilen hisse senetleri arasında yer alan Şeker Bank hisse senedi ile ilgili burada önemli detaylar paylaşmak istiyorum. Şeker Bank hisse senetleri ile ilgili olarak burada yer vermiş olduğum bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak istiyorum. Yer vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda kendi yatırım stratejinizi belirleyebilirsiniz. Çok fazla detaya inmeden Şeker Bank hisse senedi ile ilgili 5 detay aktarayım. İçeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. 1. Şeker Bank hisse senedi 2 TL'leri hiçbir zaman görmemiştir. Şeker Bank hisse senetleri ile ilgili son 10 yıllık verileri göz önüme aldığımda hissenin hiçbir zaman 2 TL seviyelerine ulaşamadığı görülmektedir. Banka hisseleri göz önüne alındığında her daim ucuz bir hisse görünümü veren Şeker Bank hisse senetleri için birçok aracı kurum tahmin yürütmekle zorlanmaktadır. 2. Şeker Bank hisse senetleri için yabancı oranı sadece %8'dir. Banka hisseleri arasında düşük yabancı yatırımcı oranına sahip olan Şeker Bank hissesi bu yönüyle tam anlamıyla güven vermemektedir. %8 gibi oldukça düşük bir yabancı yatırımcı sayısına sahip olan Şeker Bank hisse senetleri için spekülatif hareketlerin yaşanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. 3. Hissenin 52 günlük ortalaması 1,18 TL'dir. Şeker Bank hisse senetleri için 52 günlük ortalama 1,18 TL olurken 20 günlük ortalama ise 1,35 TL'dir. Bu yönüyle kademeli alış yapanların oldukça karlı olduğu bir hisse olarak öne çıkan Şeker Bank hisse senedi şu anda 1,60 TL seviyelerinden işlem görmektedir. Hissenin yıl içerisinde 0,76 kuruş seviyelerinden işlem gördüğünü de hatırlatalım. 4. Şeker Bank hisse senetleri için bir temettü ödemesi yapılmamaktadır. Şeker Bank hisse senedi alınır mı sorusunu soran kişilere üzülerek belirtmek istiyorum ki hisse bir temettü ödemesi gerçekleştirmemektedir. Şeker Bank temettü 2020 ödemesi de gerçekleşmeyecektir. Günümüzde birçok bankanın herhangi bir temettü ödemesi gerçekleştirmediğini de belirtmek istiyorum. 5. Şeker Bank hisse yatırımcısı kısa vadeli düşünenlerden oluşmaktadır. Şeker Bank hisse yorumları ile ilgili bir araştırma yaptığımda hisseye yatırım yapanların kısa vadeli düşünenlerden oluştuğu görülmektedir. Şeker Bank hisse grafik göz önüne alındığında oldukça yoğun bir dalgalanmanın yaşanmasının asıl sebebi de kısa vadeli düşünen yatırımcılardır. Hissenin istikrarlı bir grafik çizebilmesi için mutlaka uzun vadeli düşünen sabırlı yatırımcılara ihtiyaç vardır. Şeker Bank hisse senedi ile ilgili olarak 5 önemli detay paylaştım. Sizlerin de Şeker Bank hisse senedi ile ilgili yorum ve görüşlerini bekliyorum.